Evet arkadaşlar, bugün patates ekstrozu agarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Önce iki tane normal ebatta patates alıp kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayıp arkadaşlar kaynatacağız arkadaşlar. Haşlayacağız. Patatesler pişinceye kadar. Patatesler piştikten sonra suyunu süzeceğiz. Önce şu işlemleri biz bir halledelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar patateslerimizi soyduk. Küp şeklinde doğradık. Suyumuzu koyduk. Siz isterseniz 1 litre ayarlayın, isterseniz yarım litre ayarlayın. Su kaynayıncaya kadar pek bir işimiz kalmadı. Evet arkadaşlar, patatesimizi haşladık. İçinde patatesler şu anda duruyor. Bunu bir kevir yardımıyla veya da bir kaşık yardımıyla alın arkadaşlar. Şu bizim 15 gramlık agarımız arkadaşlar. 1 litre için 15 gram kullanıyoruz. Bizim burada 1 litre yok. Ben bu yüzden 10 gram bir şey kullanacağım. İçine 2 tane küp şeker atacağız arkadaşlar. İlk önce şu şeyimizi alalım. Boşaltalım. Arkadaşlar 1 litre için 15 gram şey kullanıyorduk. Agar tozu kullanıyorduk. Benim bu 1 litre kadar olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden 15 gram kadar agar kullanmayacağım ben. İçine şimdi agarımızı açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar öyle gramı gramına olacak diye bir kaydı yok. Normalde içine 2 tane küp şeker atacak arkadaşlar. Şu şekilde şekerimizi atalım. Kristal şeker de olur. Sıkıntı yok. 2 küp şeker yerine arkadaşlar 2 kaşık kadar toz şeker attım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bu benim sıcak. Daha henüz süzme yapmadım. İçindeki agarımız erinceye kadar arkadaşlar birazcık ısıtmamız gerekiyor. Benim bu şu anda sıcak olduğu için tekrar ısıtmayacağım. Erittikten sonra bunu süzgeçten geçirip kavanoza dolduracağız arkadaşlar. Şu anda steril olmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü daha henüz steril etmedik. İçindekiler eridi arkadaşlar. Kadarlık yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Agarlarımızı süzdük. Bunu düdüklü tencerenin içinde arkadaşlar sterilleyeceğiz. Kapaklarını çok hafif kapatıyoruz arkadaşlar. Hava alması lazım bunların. Üstünü alüminyum folyo ile kapatacağız. Kapaklar gevşek arkadaşlar, unutmayalım. Arkadaşlar düdüklüye koyduğunuzda kaynarken, serilerken devrilme bir durumu olacaksa arkadaşlar içine birkaç tane boş kavanozdur, bardaktır bir şeyler koyabiliriz. Evet arkadaşlar, boş bir tane kase koydum yanına. Sallanırken dökülmesinler diye arkadaşlar. Kapaklarımız gevşek olduğunu son bir kontrol edelim. Kapatacağız arkadaşlar. 15 dakika sterilettik mi? Agarımız hazırlanmış olacak arkadaşlar. Düdüklü ötmeye başladıktan 10 dakika sonra falan arkadaşlar steril işlemi tamamlanmıştır. Bu saatten sonra yapacağımız işler daha hijyenik bir şekilde çalışacağız. Bunu kaynamaya bekleyip bırakalım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Hazırlaşmış olduğumuz agar arkadaşlar bu. Doğu kültür çalışması yapacağımız arkadaşlar kuzu göbeğimiz de bu. Arkadaşlar biz maalesef azaltmaya başladık. Kristal pet bardak kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar şu anda steril bir ortamda. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımızı gösterelim arkadaşlar. Ben kolonya kullandım çünkü daha da gayet başarılıydı. Bir sıkıntısı yoktu arkadaşlar. Aynı şekilde siz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yalnız bu işlemi yaparken şu anda ben kayıtlı olduğum için fazla steril davranamayacağım. Siz daha steril bir şekilde davranın arkadaşlar. Ben size göstermem amaçlı bir tanesini biraz çala kalem dediğimiz usulden yapayım. Siz onları kendiniz steril bir şekilde yapın arkadaşlar evde. Arkadaşlar agarımızdan birazcık alıyoruz. Bardağımızın dibinde çok az olacak şekilde. Arkadaşlar agarımızı kesinlikle ağzını açık bırakmayın.
Hatta kullanacağımız pet bardağın üzerinde açık bırakmazsanız daha steril bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu biraz önce kolonyayla dezenfekte ettim. Yine de çakmakla bir kere daha yakacağız arkadaşlar. Üzerinde mikrop, bakteri, en ufak bir şey kalmasın. Bunu her kesim için ayrı ayrı yapacağız arkadaşlar. Yanınıza bir tane mum yakıp onunla da kullanabilirsiniz. Başlıyorum arkadaşlar. Peçeteyi kolonya ile beraber ıslatıp siliyorum. Her defasında yakıyorum. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bir yerde en ufak bir bakteri varsa tüm agarınızı, besinizi mahvedebilirsiniz. Bu yüzden bir ikinci bıçağı devreye sokacağım. Yine bunu da steril ediyorum. Biriyle tutup biriyle keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aldığımız parça daha da küçük de olabilir. Bu size kalmış bir şey. İçine sadece bırakıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince steril davranın. Mümkünse nefes alışverişlerinize bile dikkat edin. Arkadaşlar içindeki parçayı görebildiniz. Ufacık bir şey. Bunun üzerine streçle kapatacağız. Kürdanla 2-3 yöne delik açacağız. Yapacağımız tek işlem bu. Hatta onu da şu şekilde göstereyim ben. Şunu biraz bir yere alırsam arkadaşlar. Arkadaşlar bu çayır göbeği dediğimiz göbek çeşidi. Geçen sene bundan alma için uğraşmıştım. Son kaldı ya. Olmamıştı. Sterilizasyonunda bir sıkıntı vardı muhtemelen arkadaşlar. Arkadaşlar streçle sardık. Birkaç yerine kürdanla delik açtığımız takdirde şu şekilde az meyilli bir şekilde koyun arkadaşlar. Tam dik koymayın. Karanlık bir ortamda, serin bir ortamda bir haftanın içinde beyazlamalar gerçekleşmeye başlayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördüğünüz geçen sene kalmış olduğum misellerdendi. Baharın çoğaltmıştım arkadaşlar bunları. Şimdi yine bu miselleri nasıl çoğalttığımızı gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar aynı mantık. Kaya steril bir şekilde davranın yalnız. Az biraz döküyoruz arkadaşlar. Bıçağımı ben yine dezenfekte ettim. Ufak bir parça alacağım arkadaşlar. Görebildiniz arkadaşlar ucunda pamukçuk gibi bir şey. Agarımızla buluşturdum. Üzerini streçle kapatacağım arkadaşlar. İşimiz bitecek. Arkadaşlar daha sonra bunların üzerine birkaç tane delik açacağız kürdanla. 3 yerine falan açsanız yeterli arkadaşlar. 2 yerine açsanız da olur. Sıkıntısı yok. Arkadaşlar yalnız üzerine tarih atın. Ben şunları atmayı unutmuştum arkadaşlar. 14.04.2021 arkadaşlar. Bu kara göbekte arkadaşlar ben sadece K harfi yazıp bırakıyorum. Belli olsun diye. Arkadaşlar şunlar da çay göbeklerimiz. Biraz önceki şeylerimizi hazırladım ben. 8 tane bardağımıza yaptım. Bunların en temizinden daha sonra 3 tanesinden muhtemelen birkaç tanesi en temiz çıkacaktır. En temiz dediğim arkadaşlar şunun gibi. Tertemiz çıkacaktır ve bundan çoğaltım yapacağız yine aynı şekilde. Bu kara göbekte arkadaşlar ben 5-6 tane bardağı da bundan şu anda çoğaltacağım. Bahçe gibi, çayırlık gibi yerler bunları ekleyeceğim arkadaşlar. Yetiştirmeyi deneyeceğiz nasıl olursa. Şu işlemlerimizi halledelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Misellerimizi hazırladık. Bir kürdanla delim kaldıydı arkadaşlar size göstermediğim. Onları da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla bir hijyenik kurallarına uyamadım. Çekimlerden dolayı. Yani biraz çala kalem işlerden oldu.
Ama bekleyelim bakalım bir hafta içerisinde ne gösterecek durumumuz. Neyi alacak? Hem de oku kültür çalışmasını gördü arkadaşlar. Şu çayır göbeği dediğimiz Ç harfi olanlar da. Hem de şunlar da arkadaşlar elimizdeki miselden tekrar çoğaltmayı gördük arkadaşlar. 3 gün içerisinde arkadaşlar beyazlamalar oluşacaktır. İnşallah o zaman geldiğinde tekrardan sizinle bir video paylaşırım. Hep beraber görürüz arkadaşlar.